geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar Esra Hanım. Sizi bu programa başvurdurtan neydi? Yani 15 yıllık evliyim. 15 yıllık. Evet. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Yani başta evliliğimiz çok güzel gidiyordu. Her şey çok güzeldi. Yani şu son bir yıldır yaşadığımız problemler, yaşadığımız sıkıntılar, kimseye de anlatamıyorum, kimseye de hani paylaşamıyorum. Yani eşimle alakalı. Hı hı. Eşinizle rahatsız, problemleriniz var. Rahatsız olduğum sıkıntılar var. Hı hı. Evet. Kaç yıldır evliydiniz? 15 yıldır. Kaç yaşında evlendiniz? 20 yaşında. 20 yaşında gencecik evlendiniz. Peki, 1,5 yıldır olan ne? Yani eşimin cinsel istekleri, hı-hı, arzuları, yani çevresindeki arkadaşlarına özentisi sanırım. Bir de izlediği bir takım porno siteleri, hı-hı, gördüm, yani denk geldim. Cinsel içerikli filmler izlediğini, evet, gördünüz. Evet. O biraz işte rahatsız etti beni ve aynı oradaki insanların yaptığı şeyleri benim yani ona yapmamı istedi. Bunun karşılığında da bana para teklif ediyor. Cinsel içerikli filmlerde gördüklerini, evet, yapmanızı istiyor ve yapmazsanız mı para teklif ediyor? Ya da yaparsam para yaparsanız teklif ediyor. Hayır, yapmazsanız yapmıyorsunuz diye mi para teklif ediyor? Yani neden para, evet, teklif ediyor? Evet, hani şimdi, evet, sonuçta cinselliği, evet, birlikte yaşıyorsunuz. Evet, evet. Diyelim ki oradaki bir şey ya da farklı, yani bir şey istiyor. Atıyorum. Ama siz istemediğiniz için para teklif ediyor, öyle, evet, mi? Evet, evet. Evet, o şekilde. Ama ben hani o şekilde yapmak, yaşamak da istemediğim için rahatsız olduğumu dile getiriyorum. Kendisi beni anlamıyor. Hele şu son 6 aydır bu konuda çok böyle sıkıntılarım var. Peki, şimdi şunu merak ediyorum. Siz diyorsunuz ya hani cinsellikle ilgili benden istediği şeyler var. Evet. Hani normal karı koca hayatında yapamayacağınız neyi istiyor mesela? Pozisyon olsun. Atıyorum daha böyle üçlü ilişki yaşamak istiyor. Şimdi asıl olay burayla geliyor. Evet. Şimdi siz hani sadece cinsellikteki farklı şey, yok, ikinizin arasındaki değil, şey değil, evet, o zaman. O değil. Yani üçüncü aslında bir kişiyi dahil etmek istiyor. Evet, erkek mi, kadın mı? Kadın. Bir kadın dahil etmek, evet, istiyor. Bunu nasıl söyledi size? Yani tanımadığımız bir insanla bunu birlikte yapalım dedi. Ben, hı-hı, hani kabul etmedim. Çok şaşırdım hatta ilk söylediğinde bana. Peki size ne dedi? Birini çağıralım, ilişkimize renk katar, bir kadın, evet, gelsin, kesin, yanımıza. Ne yaşıyor? Yani kadın da bizle birlikte mi olsun cinsellik yaşarken, evet, dedi. Siz, evet, ne yaptınız? İlk başta böyle sert tepki mi gösterdiniz? Ne dediniz? Yani ben çok şaşırdım ilk etapta. Çünkü hiç öyle bir şey beklemiyordum. Çünkü yani hiç öyle bir insan değildi. Şu son bir yıldır böyle biraz arkadaş ortamı da değişmişti bunun. Sanırım arkadaş ortamından kaynaklı. Hı hı. Yani hani orada bir takım şeyler izliyorlar. Hani anlatıyorlar sanırım birbirlerine. Herhalde özenti oldu kendisinde de. Peki siz hiç böyle bir şey denediniz mi? Hayır. Denemediniz. Hayır. Ama hani böyle bir teklifle gelmesi işte bu beni çok şaşırttı. Çünkü çok hani gerçekten hani öyle sıradan bir hani şeyimiz yoktu. Hani cinselliğimiz güzeldi. Evet. Üçüncü kişi, evet, onu anladım. Başka nasıl istekleri var eşinizin mesela? Böyle gecelik kadınmış gibi hani o şekilde görmek istediğini, o şekilde hani o duyguyu ona yaşatmamı istediğini söylüyor. Nasıl yaşatacakmışsınız o duyguyu? Bilmiyorum ya, giydiğim kıyafet. Hadi kıyafet problem değil. Hı hı. Onlar sıkıntı değil de ya. Onu işte hani ben tepki verdiğim için tam da söyleyemiyor. Hani söylemedi de bana. Ve çok da rahat davranıyor bana karşı. Bu hani normalmiş gibi geliyor ona. Hı hı. Size hiç normal geliyor, hayır, mu? Hayır, hiç normal gelmiyor. Hiçbiri mi normal gelmiyor yoksa sadece üçüncü kişinin yani gelmesi üçüncü gibi? Üçüncü kişi. Yoksa diğer türlü zaten bizim cinsel ilişkimiz hani öyle cinsellikte beraberimizde problem yoktu. Şimdi eşiniz de burada. Evet. Ama o çok rahat davranıyor bu konuda. Ona göre çok normal her şey. Onun rahat davranması işin gerçeğini değiştirmez. Evet. İstediği kadar rahat davransın. Ben ondan çok sinirleniyorum. İnsanlar biliyorsunuz, erkekler özellikle sadece bu tarz şeyleri istemekte değil, aynı zamanda aldatırken de rahat davranıyorlar ki karşı taraf kabul etsin. Bakalım eşinizin isteği ne kadar kabul edilebilir, ne kadar kabul edilemez. Eşinizi bir davet edelim. Buyurun Ali Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Eşinizi dinlediniz. Eşiniz sizin 1,5 yıldır olan değişiminizden şikayetçi. Siz ne diyeceksiniz? Önce bu konuda genel bir fikrinizi alayım. Ben de sonra size soru sormak istiyorum. Eşime bir sorum var. Ya ne oldu? Nasıl? Akşama kadar çalışıyorum, dinliyorum, eve getiriyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yine bir şey derdindesin, yine bir şeylerin peşindesin. Algılayamıyorum seni. Normal gelmediği için bana, ben de rahatsız, peki, olduğum için buraya geldim. Peki. Şimdi burada şöyle, seni sözleşmek istedim. Peki şöyle, ben inşaat işçisiyim, devamlı çalışıyorum, hı-hı, yoğun şekilde çalışıyorum.
Bazı şeyler bana çok farklı gelmeye başladı hayat içi kalktığında böyle. Mesela farklı bir şeyler aradım. İşinizde gücünüzdesiniz, zor da bir işiniz var. Evinize geliyorsunuz, gidiyorsunuz, eşinize bu kadar sadıksınız. Bu böyle cinsel içerikli filmlere bu kadar hani empoze olmak, farklılık aramak nereden aklınıza geldi? Yani nasıl sizi bu tetikledi? Yani şöyle oldu. Bir arkadaş çevrem tarafından bir şeye daldım böyle. Hani bana önerdiler hani bu tahmin etmiştim zaten. İyi bir şey gibi. Ben de eşiniz bunu... de bunu tahmin etti. Dedi ki bu iyi bir şey mi diyor bunu erkekler. İyi bir şey olarak tavsiye ettiler. Ondan sonra ben devamlı uzaklaşmaya çalıştım artık yani. Hani bağımlılık mı oldu bu sizde? Bağımlılık da yapmaya başladı açıkçası. Bu bağımlılıktan kaçmak için de yani öyle bir şey oldu ki eşimden kaçmaya başladım yani. Aslında bizim seninle aramızda problemlerimiz yoktu ki cinsel konuda. Niye böyle şeyleri hani yaşamaya gerek duydun onu anlamadım. Farklı niyetler, farklı cevaplar aramaya başladım artık. Hani biraz da soğuma geliyor insanın içinde 15 yıl doldurmamıza rağmen. Ben de bakın aldatmadım. Sadece uygunsuz video seyrettim. Daha kötüsünü istedi ama aldatmadı da. Heyecan aradım diyorsunuz. Heyecan aradım. Tamam, pornografik bir ya da cinsel içerikli film izliyorsunuz. Ne istiyorsunuz eşinizden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada gördüklerim daha tatmin edici geldi bana. Ve bunu yapmalarını istedim. Sürekli ne yapacak yani bu kadın? Orada mesela diyordum işte açık açık da söylemek de burada ne bileyim doğru olur mu olmaz burada mı? Burada zaten yüzleriniz kapalı olduğu için hani bir şöyle, açık olabilecek kadar söyleyebilirsiniz. Eşiniz de zaten utandı anlatamadı üçüncü kişi dışında bir şey. Üçüncü kişi dışında kesinlikle öyle bir şey yok. Bu hayır, söylediğiniz... teklif etmiştim. Bu soruya da ben cevap vereyim şu şekilde. Ben dedim ki ben oradaki o uygunsuz videoları izleyecek şekilde bana aynısını yapar mısın? Evet, o da artık gına geldiğini, artık bu şekilde bana yaklaşmadığını, artık ben de kendime şu anda söylüyorum size yakışmayacak bir şey söyledim. Yani para teklif ettim eşime. İnsan eşine para teklif eder mi? Hayır yani şimdi ben şunu anladım. Tamam çiftler arasında ben diyorum ki özel hayatta, mahrem hayatında ayıp olmaz. İkisi ortak karar veriyorsa farklı işte şeyler kendi aralarında deneyebilir. Sizin istediğiniz neydi ki bu kadın çok rahatsız oldu? Şimdi şöyle bir şey, hiç meraklı değilim uygun sitelere. Ondan sonra uygun siteye girince, açık konuşacağım artık madem maske var tamam, diyorum. Çok rahat, rahat konuşayım madem öyle. Orada çok farklı, nasıl diyeyim, fanteziler, farklı hareketler. Ne yapıyorlar? Ama yani böyle bunu söylese taklam atıyor ama da ya şimdi, ne yapıyor bu insanlar? Şimdi normal rutin bir cinsellik durumu vardır. Evet. Bir de olağanüstü vardır. Ben olağanüstünün peşine düştüm yani açıkçası. Bayan yani. İki bayan grup halinde falan filan bunlara da bakıyordum. Siz iki bayan, öncelikle istediğiniz iki bayan olsun. Öyle mi? Yani iki bayana bakıyordum da, yani şimdi şöyle bir durumda var. Oradakileri bana yaşatabiliyor mu diye, oradakini hiç görmediğiniz bir şeye bakıyorsunuz sonuçta. Evet. O nasıl diye merak ediyorsunuz. O merak konusunda geçirmek için de eşime danışıyordum. Sen de bunu bana yapar mısın? Evet. Yapabilir misin? Yani bunu da zaten gösteriyordu bana. Hı hı. Bu şekilde yapman lazım ki ben de mutlu olayım. Nasıl yapabilirim sizce? Nasıl kabul yani edecek bu kadın başka kadını? Sizin belki bakmanızı bile kıskanıyor başkasına. Onu yatağına getirecek. Nasıl olacak bu? Çocuk var evde. Ne yapacak yani? Nasıl düşündünüz bunu? Ondan sonra... Beyefendi her şeyi ayarlayacakmış. Yeter nasıl ayarlayacaktınız yani? Nasıl ayarlanıyor bu durumlar? İstersen kabul edersen, beraber yaşamayı tercih edersen, beraber yaşayalım. Beraber yaşayacaksınız diğer kadınla. Evet. Onu da eve getirecektiniz. Evet. Çocuklar ne diyecek bu kadın kim? İşte çocuklar konusunda gelince de biraz durakladım açıkçası orada. Biraz durdum. İşte o yüzden son nokta gelmeyi tercih etti sanırım. Peki şimdi bu kadın gelecek. Ne düşünceniz neydi? Hani şimdi bu kumalık mı yoksa üçünüz birlikte mi uyuyacaksınız? Nasıl bir şey düşündünüz? Şimdi şöyle hem eşimi hem çocuklarımı bırakamıyorum. Çünkü seviyorum da ama öyle biliyorsunuz ki bazı uçluklar vardır. Hı hı. Bizlerde o uçurumu tutmak için de artık soğuma geliyor ve ben de bunu aldatmak istemediğim için eşim de çocuğum da yanında olmasını tercih ediyorum. Evet. O yüzden ben böyle bir teklifte bulundum. O yüzden kadını eve getireyim dediniz. Evet. Ne yapacak kadın evde? O kadın o evde ne yapacak? Eşim ne yapıyor? Aynısını yapacak. Eşiniz size nasıl bir eşlik yapıyor ve nasıl cinsel yaşıyorsanız onunla da yaşayacaksınız evet o zaman. Aynı şekilde istiyorum. Hatta ben onunla konuştum da ben ne istiyorsan yaparım dedi bana. Yani o kim bu kadın? Siz buldunuz bu kadını. Bir de kadınla konuştunuz. Yani. Evet, kadınla sizden konuştum. Kadınla ben dedim ki, bakın ben bunlara bu şartlarım var benim. Ben cinsellik anlamında mutlu olmak istiyorum. Beni mutlu edebilecek misin? Edebileceksen gel.
O da dedi ki ben her türlü mutlu ederim. Nereden buldunuz bu kadını? Çevremin, genel çevre arkadaş ortamından. İşte her şey arkadaş ortamı. Arkadaşınız bir kadın ayarladı size. Dönüyor dolaşıyor arkadaş ortamına geliyorsunuz. Evet, açıkçası öyle konuşayım. Peki bu arkadaş ortamında nasıl tanıştınız yani bu kadınla? Şimdi şöyle, benim Dursun diye bir arkadaşım var. Dursun diye arkadaşımla otururken, bir muhabbet sohbet açılırken orada dedi ki işte bu da benim arkadaşım. Hani aynı mekanda oturuyoruz. O anda da onun arkadaşıymış. Orada kahve içmeye falan vesaire geldi. Ben de o şekilde gelince sormak istedim bu hanımefendi kim diye. Tabii dürüst konuşmak gerekirse kendimi bekar tanıttım. Ha, bekarım dediniz bir de. Beğendiniz mi kadını? Kadını beğendim açıkçası. Hı-hı. Sonra ben bekarım dedim. Bana anlatıyor kendisi. Her şeyi de dürüstçe anlatıyor. Bir de bana anlatıyor. Ben daha takmacı, daha cilveli geldi bana. O yüzden ben takdir ettim. Ben ne yapıyor bu kadın cilveli? Ben hep bunu çok merak etmişsiniz. Yani ne yapıyor size mesela? Cilveli bulduğunuz ne yapıyor? Şimdi şöyle, giyiniş tarzı, oturuş tarzı. Mesela şimdi... Niye bizim seninle bir problemimiz yoktu aslında o konularda? İşte... Yani sebep ne oldu yani? Şu da var. Mantıklı konuşmuyor. Bir kadın başım dönüp arkasını yatıyorsa hayır, oradan ben... Nasıl başım problem... ağrıyor deyip mi arkasını dönüyor? Evet. Hiç öyle bir problem yani yer yer ben... Hayır. Son zamanlarda böyle oldu. Çünkü bunları duyduktan sonra soğudunuz siz. Söyleyince yani ne yapabilirim ki ben bir kadınla? Üçümüz aynı yatakta yani ne yapacağız yani? Hayır hep mi başım ağrıyor deyip dönüp yatıyordu? Hep mi yapardı bunu? Problemlerimiz yoktu seninle. Yok ben sadece bu konuyu açtıktan sonra oldu. Ben de dedim ki yani artık benim son de... Son 6 aydır bunları yaşıyorsun. Benim de artık isteklerim olduğu için ben de dedim ki artık hani... Hadi tamam artık hani ben unuttum orayı attım. Ama halbuki atmadım. Ama ben unutmadım. Yalan söylemeyeyim yani. Ben unutmadım. Nasıl ben şimdi sana kadınlık yapacağım o hani o şekilde bana bir teklifle geldikten sonra? Ama bu konuda haklısın. Ama dedim ki ben dedim tabii artık... Tabii ki başım ağrıyor diyeceğim. Döneceğim arkamı yatacağım. Kırıldınız siz aslında kırıldım işinize. Kırıldım tabii ki de. Hiç şimdi beklemedim. Bak kadınları çünkü. Bunu da söylemem lazım bu arada. Kadını duygusu olarak tatmin etmezsen, kadın kendini değersiz hissederse kadında cinsel istek falan kalmaz. Erkek gibi tabii çalışmıyor ki. Cinselliği kadının. Geliyorum diyorum hani bir şey yapalım. O ne? Ama işte bunların hepsi. O ne yani istemiyor ama kırıldım hepsini diyor bana başka kadın söyleyince ben kırıldım. İşte yaşadığımız sıkıntılı. Ondan öncesinde böyle ama bir problemlerimiz yoktu bizim. Senin arkadaş çevren seni bu şekilde bunlara yönlendirdi. Ve ben en baştan beri dedim ki sana hani o arkadaşlarına görüşme, konuşma, bak evliliğimize yansıyacak, her şey yansıyacak. Ama sen beni dinlemedin. Sürekli gittin onlarla işte hep vakit geçirdin, o sitelere takıldın. O sitelere takıldıkça bu sefer ne oldu? Onlara özentin arttı senin. Ve bana gelip bunu anlattın. Ben kabul etmedikten sonra da sen daha çok işte hani bana suç bulmaya başladın. Bak, o yani bizim, suçlu ben değilim burada bizim, suçlu sensin. Bizim o konuları ayarladığımızı çok iyi biliyorsun. Konuştuğumuzu çok iyi biliyorsun. Niye ayarladınız? Mesela ben eşimle konuştum. Dedim ki tamam artık hani bu sene sonra dosyayı kapatalım. Tertemiz bir sayfa açalım. Şimdi buraya geldi. Tabii ki çok doğal hakkıyla geldi. Ama ben bunu birileriyle paylaşmak istiyordum artık. Çünkü gerçekten hani çevremde kimseye anlatamıyorum. Nasıl anlatabilirim? Kocam bir başka kadınla birlikte olmak istiyor. Nasıl anlatabilirim? Bu sizin söyleyebileceğiniz bir şey değil aslında bakarsanız. Tabii ki. Onun için hani buraya gelmek istedim. Gerçekten çok kırıldım. Yani, şimdi burada bakın şu önemli bir şey. Tabii ki zaman içinde cinsellik monotonlaşır. Bu normal bir şey. Çünkü her zaman aynı rutinlikte olursanız. Çiftler aralarında... Hoşlandıkları şeyleri söyleyerek işte ne bileyim bu bir kıyafet olabilir, birbirine masaj yapmak olabilir. İşte farklı şeyler denemek olabilir aralarında yapacağı ya da farklı bir yerde ya da farklı bir yere gidip orada cinsellik yaşamak olabilir. Bu ikinizin konuşup ortak karar verebileceği bir şey. Burada bence açık olunmalı. Ama olay üçüncü kişiyi araya sokmaya gelince... Orada hem kadın yani erkek olarak siz de düşünün. Yani sonuçta üçüncü bir kişi araya sokulmak istense kendinizi kötü hissedersiniz. Tatmin edilmemiş ya da tatmin etmiyor gibi hissedersiniz. Yani orada bence sizin farklı şeyler denemek istemenizden, ikiniz arasında olan şeyden daha çok üçüncü kişinin giriyor olması eşinizi rencide etmiş ve kırmış. Tabii ki aranızda her şeyi böyle hareketlendirecek şeyler yaşayın. Ama bu diğer şey insanı kıran bir şey. Siz bıraktınız mı pornoyu? Hayır. Hala yani, devam. Yani gördün mü? Hala devam. Evet, akşam daha gördüm. Şimdi bu arada cinsel akşam daha yakaladım seni. Ama Berk'im ben izlemiyorum. Nereden benim günahımı alıyorsun? Kim ben dosyayı kapattım dedim. Ben mi izliyorum?
Belki ben bir şey yapmadığımı sana ispatlamaya çalışıyorum. Nereden biliyorsun hayır, bunu? Hayır, gördüm, gözümle gördüm. Ben sana dedim ki ben bak şöyle bir şey sen. Şimdi şu, bakın bunu da doğru size de söyleyeceğim. Cinsel içerikli film izlemek aldatmak değil. Hayır, birlikte izlesek hani yapsa, o şey ona da razıyım. Siz kabul ediyorsunuz ben birlikte ona izlemeyi. Razıyım, onda problem yok. Ama bu hani taktı üçüncü bir kadın olacak illa ki. Bir dakika, ama üçüncü bir kadın ben sana üçüncü üçlü bir ilişki yaşamak istiyorum. Hayır, o tabii ki de sizin rahatsız olacağınız bir şey. Üçüncü bir kadın hayatıma benim girmedi ki. Ama hayatıma benim üçüncü kadın girmedi. Kadınla konuşmuşsunuz ama. Konuştuk ama daha getirmedim ki evime. Daha konuştum, ben onu eve getirmeye gerek var mı? Bekarım demişsiniz. Yani. Ben konuştum sadece onunla. Ne konuştun? Ben konuşsam aynı şekilde nasıl olur? Üçüncü bir erkekle, ikinci bir erkekle. Öyle bir şey, öyle dünyamız yok. İşte, öyle bir şey yapamazsın. Size, sana gelince olmuyor, bana gelince mi oluyor? Ama ben dersimi aldım. Ne dedin sen bana? Evi terk edelim dedin. Evet. Ben dedim ki tamam evi terk etme, ben kadını terk ederim. Ha, kadına birlikteydiniz de terk ettiniz. Tabii evet. Bak kendi konuşuyor işte bak. Konuştukça da peki kadına nasıl bir birliktelik? Ne kadarlık bir birliktelik? Ya şöyle söyleyeyim. Biz devamlı böyle didişiyorduk hani son evet. Evrelere doğru. Artık ben sıkılmaya, bulanmaya başladım artık. Hani sevgim azalmayı değil de böyle bir soğukluk gelmeye başladı. O hanımefendi beni daha çok böyle takdim edeceği olmaya başladınca. Ondan sonra işte devamlı bir pürüz çıktı aramızda. Hı-hı. Devamlı tartışıyoruz, atışıyoruz. O zaman da o taraf sana daha tatlı geldi. Geçici hevesler peşinde koştun. Ama inan ki hiçbir şey, cinsel anlamda bir şey yaşamadım ki. Ya cinsel anlamda yaşasan ne olacak? Sen elinde cinsellik son... yaşamadınız yani. Ama bir yakınlık oldu, sevgililik yakınlık mi oldu? Yakınlık oldu yani, evet konuştum, yalan söyleyemem. Dürüst konuşmam gerekiyor burada. Aldatma... Peki siz bekar olduğunuzu söylediniz. Nasıl o eve gelip eşinizle birlikte olmayı kabul ediyor? Ha, o ikna konusunda gelince şöyle, gerçek kendimi sevdirdim. Ondan sonra gerçeği söyledim. Aa, işte bir dakika bunu söyleyeceğim. Erkeklerin klasik evet. Şeyi. Önce ilk başlarda her şeyi böyle güllük gülistanlık, her şey senin için olsun canım cicim kendini sevdiriyor. Kadını elde ettiğini düşündüğü anda tüm yüzünü ortaya döküyor. Klasik erkek. Kadınım, evdekine aslında. Bir bak sen de sonra dışarıdaki kusur kalsın. Bakmadın mı yani? Yani illa bakmadın her şey size? Maddiyat vesaire değil. Tamam ben senin yanında da oldum. Bak yanında da oldum. Ben bir şeye uydum. O bir şey peşinden gittim. Ama ben de bunu sana diyorum ki artık hani o çevreden uzaklaş. Ama sen bunu anlamıyorsun. Elimden... Sürekli hala hani aynı arkadaşların, aynı ortamlar, onların yanında olduğun sürece sen oradan kopamazsın ki. Affetmek istiyor musunuz eşinizi? Yani aslında istiyorum, çocuklarım için istiyorum. Ve hani dediğim gibi bizim bir aslında problemlerimiz yoktu. Hı hı. Son 1,5 yıldır işte o arkadaş çevresinden. Bir hevesle geldi yani bu. Birazcık evet öncesi olsaydı hani bir şiddet olsa, hani cinsel problemlerimiz olsa, başka şeyle sıkıntılarımız olsa tamam diyeceğim. Zaten evveliyatı vardı diyeceğim ama bunların hiçbiri yoktu. Hani peki, bir anda diyorum şeytana uydu. Uydu değişebilir mi? Evet. Bu kabul etmek istiyorsunuz evet. Aslında. Evet. Peki siz bunu tekrar yapmayacağınıza dair söz verebiliyor musunuz eşinize? Şimdi şöyle ben çok pişman oldum açıkçası. Hı-hı. Bana ikinci bahar dediğin gibi son bahar oldu gibi yani böyle bahar gelmedi bana yani. Ben tabii burada şunu da söylemek istiyorum. İlişkilerde tabii çok uzun süreli bir ilişkide monotonluk oluyor. Yani tabii ki insanlar heyecan arayabilir. Ama o heyecanı kendi ilişkinizin içinde buluyor olmanız ve orada yaratıyor olmanız lazım. Değişiklikler, farklılıklar evet. İkinizin arasında yaratılmalı. Eğer bir heyecanı üçüncü kişide ararsanız o sizi tatmin etmiyor olacak. Çünkü yine ikiniz arasındaki bir dinamik değil. Şu çok büyük bir illüzyon. Ha, başkası olsa çok büyük keyif olur. Ya da ben işte cinsel içerikli videoda bir şey izledim. Ne kadar keyif alıyorlar. Onlar illüzyon hayatlar. Orada bir şeyin abartılmış halini izliyorsunuz. Gerçekte öyle bir şey yok. Gerçekte alabileceğiniz haz, yapabileceğiniz şey belirli. Eşinizle keyif alabileceğiniz şekle istediğiniz gibi dönüştürün. Üçüncü şahıslar sadece ilişkinizi bitirir ve mahveder. Size de öyle çok büyük hazlar vermez. O sadece zihninizde ya yaparsam mutlu olurum diye kalacaktır. Bundan sonra da birbirinize bir şans daha verin. Hiç böyle aman o televizyonda bunu izledim, sosyal medyada bu var diyerek hiç onlara kapılmayın. Şimdi bugün... Aslında bir çiftin yüzleşmesini dinledik. Bu tarz birçok olay oluyoruz. Bunlar aslında izleyenlere de ders olsun. Bir sonraki programda başka bir yüzleşmeyle görüşmek üzere.